Sevgili YouTube, harika bir seriyle daha karşınızdayım. Çok uzun bir seri olacak. Yayında da çok uzun saatler oynayacağız. Diablo 4 erken erişimle birlikte 4 gün önce karşımızda. Normalde oyun 6'sında çıkıyor. Bugün erken erişimle birlikte oyuna başlıyoruz. Betasında oynamıştık. Maksimum level sınırı 20 idi. Neredeyse buradaki bütün karakterleri oynadık. Necro, yani ölüm büyücüsü ve Haydut, yani Rogue arasında kalmıştık. Yaptığımız istişareler ve stratejik kararlar neticesinde Haydut, yani Rogue karakteriyle oynamaya karar verdik. Diğer bütün karakterler hepsi çok eğlenceli ama hem oyundaki en zor karakter olması hem de çok fazla böyle aksiyona gir çık, oradan oraya uç, oradan buraya kaç şeklinde bir karakter olduğu için Haydut'u seçtik ve oyunumuz gördüğünüz gibi tamamen Türkçe. Bütün oyunu Türkçe altyazıyla izleyeceğiz. Bütün hikayeyi tüm açıklığıyla görüyor olacağız efendim. Şimdi Haydut karakterimizi seçtik ve hikayemiz başlıyor. Yani Rogue, bu arada hem Asas hem Okçu oynayabiliyoruz. Ben demosunda Asas oynamıştım. Twisted Blade build'i yapmıştım ve şu an S tier build kendisi. Normalde Diablo 1, 2, 3'ü oynamadım ben. Fakat yaptığım build S tier build oldu. Daha hiçbir şeye bakmadan, hiçbir tier liste, hiç herhangi bir build'e bakmadan kendi rızamla yaptığım build şu an oyunun en iyi build'i. Yani ben bu oyundan anlıyorum. Kız karakter seçiyorum. Rogue dediğin bayan karakter olur ve çok tatlı. Özelleştirelim karakterimizi çok hızlı bir şekilde. Şimdi ten rengimiz böyle ilik gibi bir hatun yapacağım. Göz rengi şu an çok güzel aslında lan. Standart hali bile çok güzel de. Gözler koyu kahve. Yok ya, mavi. Şu mavi çok tatlı. Tamam, devam. Yüz çeşitlerimiz var. Bu güzel. Tamam, devam edelim. Sonraki saç stili. Şimdi saçımız oyunda gözüküyordu galiba. Gerçi seçtiğimiz kaska, yani gerçi değiştirebiliyoruz. Saçımızı da gösterebiliyoruz. Arkadan fili fili sallanmasını seviyorum. O yüzden uzun bir saç seçmek daha... Oy, bu da bir şey değil mi? Şey değil mi ya bu? Doctor Strange'deki abla kimdi? O. Şimdi uzun sallanan bir saç istiyorum arkadan. Bu güzel ya, bir şey diyeyim mi? Ne diyorsunuz bu saça? Bence okey bu saç. Sakal, bıyık. Yok. O kadar da abartmaya gerek yok. Ha, kaş da buna dahil. Dur. Kaşlar. Şu çizik var. Bende de bir çizik var. Şurada hafif bir çiziği var kaşta. Güzel. Saç rengi kızıl yapacağım saçları. Çünkü kırmızı bir kombin yapmıştık. Oyunda çok güzel olmuştu. Saçımız da kızıl olsun. Hatta şöyle yanarlı dönerli bir kızıl yapalım. Aynen. De, full kızıl mı yoksa yanarlı da kırmızı ateş. Abi kırmızı ateş, adı bile güzel. Devam ettim. Makyaj. Şimdi. Makyaj kısmı bak, bu güzel gözüküyor. Meh. Meh. Bak bu da güzelmiş. O diğeri kaçtaydı? Şimdi bu mu? Diğeri mi? Bu galiba daha iyi değil mi? Bu güzel. Mücevherat. Vallahi böyle tatlı gözüküyor ama yine de bakalım daha neler var. Aa, kızıl bak, küpe çok güzel oldu saçla. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel oldu saçla. Tamam, işaretler. Şimdi bu vücudumuzdaki dövmeler. Roberto Carlos, bacaklara bak. Şimdi bu kaçmış? Birinci sırada en sağdaki. Güzeldi. Bunda yüzü o kadar boyamak istemiyorum. Aa, bu da güzel ama. Şimdi... Fena sayılmaz. Aslında yüzü de boyayabiliriz. Ya vücudumuza kadar gözükecek mi bizim? Burada kaşımızın üstüne bir haç dövmesi. Kaşın üstüne bir haç. Devam edelim bir. Aa bak, bu da güzel. Hafif böyle bir şey gibi. Amazon. Ya vücudumuzdakiler gözükmüyor çok. O yüzden... Tamam ya, runik iyidir. Runik, buna ne diyorsunuz? Runik. Runik neredeydi? Şu. Buna ne diyorsunuz? Kötü mü? Yok mu? Yüzümüzde başka bir şey olmasın mı? Peki o zaman şöyle bir şey. Bunu yapıyorum o zaman. Çok sade olsun. Zaten vücudumuz pek gözükmüyor. Değil mi? Böyle daha mı iyi? Bir. Bir de en sağdaki. Bu mu? Bu da olur ya. Bu da en güzeliydi galiba. Sadelik güzel. İşaretlerin rengi çok önemli değil.
kan rengi yapabiliriz ya da normal dövme rengi yapabiliriz. Yara gibi yapabiliriz. Ah ben yara gibiyim. Bak uy bacaktaki bıçak neymiş böyle yahu. Dövme rengi olsun. Dövme rengi iyidir. Devam. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hardcore mod var bu oyunda sevgili YouTube. Bir de normal mod var. Hardcore modda öldüğünüz zaman karakteriniz tamamen sıfırlanıyor. Sıfır yani her şey sıfıra dönüyor. Ondan dolayı biz normal oynayacağız. Hardcore'u şöyle oynayabilirdik. Normalde oyunda ilk 100 level olan 1000 kişi Lilith'in heykeli olacak. O Lilith'in heykelinde adı yazacak. Ama bir yarın Diablo lansmanı var. 2 bir ekiple oynamak gerekiyor. 3 ben Diablo 1 2 3 oynamadım. Yani oyun leveling konusunda ileriki seviyelerinde neler yaşayacağımı bilmiyorum. Bunlardan dolayı ilk 1000'e girmek çok çok zor gözüküyor. O yüzden normal keyifli bir hikaye akışıyla birlikte oyunu oynuyor olacağız. Karakterimizin adını Mito dedik ve başlattık. Burada bunu değiştirebiliyorduk değil mi? Bu seçimi istediğin zaman seçenekler menüsünde değiştirebilirsin. Daha fazla rehberlik var, daha az rehberlik var. Bu World Level 1, World Level 2. Biz 2'de oynamıştık demosunda. Gayet akıcıydı. Bunda daha fazla exp geliyordu. Onun için 2 ile başlayalım diyorum değil mi? Zaten bunu oyun içerisinde değiştirebiliyoruz. Sonraki dedim. A pardon. O bu değilmiş. Yalnızca yeni özellikler minimal düzeyde daha fazla detaylı eğitim. Chat zaten yardımcı olur bana. Daha az rehberlik diyorum. Son ne yaptım? Heh, daha az rehberlik diyorum. Heh, burada Diablo'ya yeni başlayan veya düşük bir zorlukta oynamak isteyen oyunculara önerilir diyor. Düşmanları alt etmek kolaydır diyor. Burada ise daha yüksek bir zorlukta oynamak isteyen Diablo kıdemlilerini önerilir. Düşmanlar daha zorlayıcıdır ama %20 daha fazla tecrübe ve %15 daha fazla altın geliyor efendim. Bunu da zaten istediğin zaman karakter seçme ekranından veya Koşovat'ta bulunan Dünya Akademisi heykelinden değiştir. Bunu zaten değiştirebiliyoruz. O yüzden bir problemimiz yok. Ben bununla oynamıştım demoda. Gayet de akmıştık. Oyunu en zor karakterle zor modda oynayacağız. Aşırı zor modu seçmedim. Dediğim gibi gerek yok aşırı zor modda. Ama şöyle ki bu karakterimizi ilerletiriz. Sonrasında belki farklı bir klasta mesela Necromancer olur ya da Mage olur ya da Druid olur fark etmez. Orada belki aşırı zor modda da oynarız ve artık hikayemiz başlıyor efendim. Tamamen Türkçe. Erişime izin verelim ve Diablo sizinle. Altyazı büyüyorsa büyüteceğim. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Uy, saçlara bak! Yanıyor, yanıyor saçlar. Konuşmaları geç ya mı? Oyunun görselleri çok güzel ama ya. Bu arada dediğim gibi hani 1 2 3 oynamadığım için o oyunlarla bağlantılı bir şey olursa an bilmeyeceğim. Çok da önemli değil aslında. Aha. Nefesim kesildi. Sızlanıyor. Oğlum ben at mıyım lan? Atta benim seslen. Aha. Abo at gitti chat. Oğlum ne çabuk.
Kurdu gördün mü? Mesler geliyor. Alo, dikkat. Atı öldürülen kovboy. Herhangi bir sıkıntı var mı bu arada yayında? Ses, görüntü, kamera, action. İç çekiyorum. Aha. Süper. Bu arada abone olan herkese çok teşekkür ettim. Bir süre okuyamayacağım sizi. Kusura bakmayın ama buradasınız. Ya üşüdü. Ya yatağımı kaybettim. Aa, atımı yiyen kurt. Kabus. Kameranın yerini birazdan ayarlayacağım. Şu arayüz bir açılsın. Ve geldi, ve geldi. Haydi bismillah diyelim. Şimdi öncelikle kameramızı şöyle şuraya alabiliriz. Kameranın yeri böyle güzel. Şurada çıkan bir şeyler olursa ben size söylerim de burada zaten çok bir şey çıkmıyor. Bu arada biz betasında öncelikle şeyi ayarlayalım bir. Tam ekrandayız. Yazı tipi ölçeğini büyük yapıyorum. Daha iyi görün sevgili arkadaşlar. Performans, grafikler, çözünürlüğümüz full. Her şey full 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 full. Tamam, bizim betadaki bütün ayarlarımız duruyor. Ses, bunları kaydedelim. Sallanma efektleri vesaire şimdilik kalabilir. Benim yaptığım şu yazı tipi altyazıyı büyütüyor değil mi? Başka bir ayar var mı acaba altyazıyla alakalı? Ses bir tık birazcık fazla olabilir. Sesi kısabilirim. Müziği birazcık açalım. Müzikleri çok güzel oyunun. Tamam, değişiklikleri kaydet diyelim. Şunu 30 yaptık. Bunu da 30 yaptık. Ortam sesi 65 yaptık. Ses az gelirse falan söyleyin siz bana. Burada herhangi bir ayarımız yok. Burada yok. Sosyalde yok. Erişilebilirlikler olması lazım. Ekran okuyucu, sesli metin, görsel, yazı tipi. Tamam, büyük. Okey. Sohbet arka plan şeffaflığı. Alt yazılar. Alt yazı şeffaflığı. Rengi, ölçeği. 5 yaptım. Konuşma yerel bölgesi İngilizce, yerel bölge metni Türkçe. Tamam. 5 yaptım. Küçük gelirse büyütürüz birazcık daha. Devam. O zaman diğerini küçültüyorum. Şunu. Orta yapıyorum daha doğrusu. Okey. Şimdi. Vatana millet hayırlı olsun. Diablo serüvenimiz başlıyor sevgili YouTube. Bu oyun bilmeyenler için bir action RPG. Level kasacağız. Bir hikayemiz var. Lilith adlı bir şeytan var. Biz oyunu 20. seviyesine kadar oynamıştık. İzometrik bir kamera açısına sahip. Bu karakterimiz, bizim bebeğimiz, bu karakterimizi çılgınlar gibi geliştireceğiz. Level kasacağız. Çılgınlar gibi itemler, legendary'ler çıkartacağız. Ve günün sonunda da oyunun en güçlü karakteri olacağız. PvP falan var bu arada oyunda. Büyük ihtimalle PvP kısmına da gireceğim. Boşuna mı rogue aldık lan? Oyunun en zor karakterini en iyi biz oynayacağız. Şimdi kurtları öldürmeye devam. Skill'lerimiz birazdan gelir. Bu arada chat, herhangi bir böyle teknik problem olduğunda kamera bir şeyi kapatır. Şöyle olur, böyle olur. Seste bir problem olur. Müzik çok geliyor abi dersiniz. Onları hemen ayarlarım. Sevgili YouTube, siz de hani ilk bölümde bazı sıkıntılar olsa bile diğer bölümlerimizde bu sıkıntıları gidermiş olacağız. Bir de sevgili YouTube, büyük ihtimalle yine ilk bölümü yayınlayacağım şey olarak. Açık olarak, herkese açık. Birinci bölümden sonrasını göremiyorsanız korkmayın, heyecanlanmayın. Yapmanız gereken şey şu. Gidiyorsunuz. Çalma listelerine giriyorsunuz. Oynatma listelerine giriyorsunuz. Orada liste dışı olarak bütün bölümler yayınlanacak. Haberiniz olsun. Buralara geldik. Her yeri temizleyeceğim ki hiçbir şey kaçırmayalım.
Burası health barımız, burası enerji barımız. Henüz kullanmıyoruz enerjiyi. Skill'lerimiz daha açılmadı. Skill'lerimiz buradaki enerjiyle bitecek. Bu arada skill'leri de elimden geldiğince sizlere... Gerçi anlatmama gerek yok, zaten Türkçe. Hepsini hep birlikte okuyor ve görüyor olacağız. Başka bir kaybedi. Altyazının boyutu iyidir diye tahmin ediyorum. Ne oluyor burada? Isırmış. Ses birazcık, konuşma sesleri biraz kısık geldi. Diyalog. Hello. Merhabalar. Neler oluyor burada? Sana ne derken? Samanye! I'm sorry, Wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all. Sesi açacağım şimdi. Ruins. What is he talking about? Alt yazı sadece bilgisayar için düşünmeyin bu arada. Telefonu izleyenler de var arkadaşlar. Bir saniye. Şu müziği kısayım. Genel sesi açayım. There is evil stirring in the ruins to the north. That poor monk back there must have gone inside. Tamam. Gördüklerinden sonra delirmiş onun gibi kutsal bir adam. Allah Allah, ne gördü? Gölgesini mi gördü acaba? Burası güvenli değil. Ya piratına öğrenecek yer. Burası nedir? Burası nedir? Küçük kasanız özel bir yanı yok. Burası güvenli değil. Evel Allah koruruz. Evel Allah, biz bu diyarın Witcher'ıyız. Truly? Oh, thank you. Şimdi oradaki aha level atladım. Şimdi build'imizin ilk elemanına geliyoruz. Normalde ben şunu almıştım ama meta build'de şu gösteriyor. Tek benim yaptığım build'den farkı buydu. Ben de bunu zaten enerji veriyor diye almıştım. Hani neredeydi? Şu. Yaralı düşmana hasar vermek enerji yenilemesi yapıyordu. Bu da aynı işe yarıyormuş. Bunun da şu. Kitle kontrol etkisinde gibi düşmana hasar verdiğinde 2 enerji kazanır diyor. Enerji kazanmak da önemli çünkü. Gerçi skill'leri istediğimiz zaman sıfırlayabiliyoruz. Şimdi asıs oynayacağız. Ama mesela ileride sıkıldık. Keyfimiz okçu oynamak istedi. Okçuya da dönebiliriz. Onun için oyuna gold kasıyoruz. Bu goldla skill'lerimizi sıfırlayabiliyoruz. Belli bir yere kadar sıfır istiyor. Ondan sonra artıyor. Şimdi bu şöyle bir skill. Alt tuşuyla mıydı? Shift'le. Ha, böyle bu bıçak fırlatıyor. Kısa bir mesafeye bıçak fırlatarak 6 hasar ver. Her 3. kullanım düşmanları 2 saniyeliğine %20 yavaşlatır. Kritik vuruşlar her zaman yavaşlatır. Haydi bakalım. Şimdi buz uğultusu harabelerine gideceğiz. Oraya gitmeden önce tabii ki buradaki... Uf. Uf. Asasız ama range atıyoruz. Basic skill'imizi, güzel. Basic skill'imiz bu arada enerji harcamıyor. Oh, ay. Bu arada space tuşuyla böyle dodge'umuz var. Burası nedir? Cehennemin kapılarını açıyoruz arkadaşlar. Aha, iskeletler geldi. Aha, ne geldi? Artı 10 zırh. Easy. Bu arada bir tane ok, iki tane bıçak slotumuz var. Mesela oka yay taktığımız zaman oraya yaydaki yayın mesela ek bir özelliği varsa onu da kullanabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Hani o asas oynarken de yaydan stat alıyoruz. Bu arada karanlık değil değil mi oyun? Evet, buraya giriş yapıyoruz. İyileştirme iksirleri düşmanlardan ve nesnelerden düşebilir ve maksimum kapasitede olmadıklarından otomatik olmadıklarında mı diyordu? O, her neyse. 4 tane olduğu için alamıyorum zaten. Gayet iyi, tamam. Evet, ilk zindanımıza girdik arkadaşlar. Bu oyunun büyük bir bölümü, önemli bir bölümü bu zindanlardan oluşuyor. Buranın derinliklerini araştıracakmışız. Aha, kasa. Hop, sandım. 14 armor, temiz, güzel. Aa, acaba şey gelecek mi lan, Butcher? Biz betada çok karşılaşamadık. Ben çok güçlendiğimde karşılaşmıştık ama... Artık bunları gerçi atmayayım. Şey hırlıyor ama hadi hayırlısı. Boom! Level atladığımızda etrafımızdaki her şey patlıyor. Şimdi
Kitle kontrolü etkisindeki bir düşmana hasar verdiğinde 2 enerji kazan. Bunu açıyoruz. Şimdi ikinci slotlarımız açıldı. Bizim build'in en önemli skill'i bu. Dönen bıçaklar, yani twisting blade. Ona geldiğimiz zaman statlarını, özelliklerini okuyacağız. Hop hop hop. Bu çok güzelmiş lan puncture'da. Puncture'da değil mi adı? Del. Yatından aşağı yat. Güm. Hocam kaçınmayı biliyoruz, sal. Kaçınmayı biliyoruz hocam. Last guide dedik, kaçınmayı da söylüyor. Ama önemli bir özellik diye söylüyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi şuradan devam edelim bir. Burada neler oluyor? Skiller açıldıkça çar manyak bir şey olacak bak. Bombolar geldikçe, o kıyafet, güzel kıyafet özellikleri geldikçe manyak bir çar haline gelecek bu. Aa, bizim Early Access'ten dolayı ve şeyden dolayı ben Ashava diye bir boss vardı, dünya boss'u. Betasında onu öldürenlere ödül veriyordu oyun. Ben onu öldürmüştüm, o ödüller ne zaman gelecek? Onları galiba bu Koşava neydi lan? Kvashat diye bir bölge açılacak, orada alacağız galiba onları. Nasıl kite diyorum? Main League of Legends Vayne main mi? Bu Twisting Blade bir açılsın bak, ben nasıl deliyorum. O ne oldu öyle ya, delilendi olan? Hop! Twisting Blade geldi. Oğlum ben betada bu kadar hızlı level kasamıyordum, ne oldu? Ve Twisting Blade. Şimdi dönen bıçaklar enerji bedeli 30 enerji alıyor. Bıçaklarınla bir düşmanı delip geçerek 13 hasar ver ve düşmanın delinmişken senden %8 arttırılmış hasar almasını sağla. 1,5 saniye sonra bıçaklar sana dönerken düşmanların dişinden geçerek 21 hasar daha veriyor. Bu ne biliyor musunuz? Gideceğiz şimdi, düşmana saplayacağız. Bırakacağız o düşmanı, başka düşmana saplayacağız. Bırakacağız o düşmanı, başka düşmana saplayacağız. O bıçaklar sonra bize gelecek. Hem sapladığımızda gelecek, hem dönerken diğer düşmanların içinden geçecek. Paramparça edecek ortalığı. Manyak bir build. Manyak bir build. Manyak bir build. Bak şimdi. Sapladım bak, geri gelecek bıçak. Görecek. Hop geri geldi, gördün mü? Şimdi buna saplıyoruz. Hop buna sapladım. Buna sapladım. Buna sapladım. Hop. Gördüğünüz gibi hepsi öldü. Manyak bir build. Bu ne lan, bu kim? Teyze dur. 37 artı 37 artı 22 ve zeka veriyor. Şimdi burada da bizim statlarımızın bize ne verdiklerini görüyoruz. Saldırı gücü verdiğin... Neyse, bunları sonra bakarız. Şu dungeon'ı hızlıca bitireyim ya. Bu arada oyunu bilmeyen çok kişi vardır. Bilen arkadaşlar ne anlatıyorsun la kardeş diye bir düşünebilirler. Ama bilmeyen arkadaşlarımız da bu serüvene ortak olsun diye. Tak! Aha! Bu serüvene ortak olsunlar diye elimden geldiğince açıklayıcı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tamam, bu dungeon'ın komple burasını bitirdik. Şuradan devam edelim. Ben bilmiyorum, anlamıyorum da. Lan neyin anlamıyorum? Basic anlatıyoruz işte her şeyi. Bıçağı sokuyorum, devam ediyorum. Sokuyorum, devam ediyorum. Sandık kaçırabiliriz, sıkıntı değil. Tak! Bak saplıyorum, içinden geçerken diğerleri de ölüyor. Şimdi bu build'in en önemli özelliğini biliyor musunuz? Aspektler var, kıyafetlerin özellikleri var. Orada bir özellik var. O en önemlisi. Onu arıyoruz zaten şu anda biz. Onu bulmamız lazım ilk. Bu dönen bıçak var ya. Bıçak bana geri döndükten sonra bir de etrafımda döndürmeye başlıyor bıçağı. Öyle bir kıyafet özelliği var. Aspekt deniyor bunlara. Onun bulmamız lazım. Onu bulduktan sonra işin rengi bambaşka bir boyut alacak. Şunu öldürmemiz lazım önce. Okey. Şak! İyiyiz, iyiyiz chat. İlk 100 level olacağım. Tak! Düşmüş. Ha
Şu deşim falan bir açılsa çok güzel olacak her şey ya. Güzel. Takribi ne kadar sürer Yüzdevil? Valla hardcore modda 60 saat civarı dediler. Yani 40 saatte olan da oluyormuş. Oyunun yani böyle Diablo main olan arkadaşlar büyük ihtimalle şu an başladı hardcore modda ve uyumadan 100 level olacaklar. Büyük ihtimalle bir gün iki gün uyumayacaklar. 40 saatte 45 saatte 100 level olacaklar. O yüzden o ilk 100 level olan 1000 kişi arasına girmeye hiç gerek yok. Artık bir oyunu da o kadar tryhard oynamayayım yani. Yine en iyi biz oynayacağız ama o kadar iki gün uyumadan da oynamayayım yani. Dediğim gibi bir de yarın lansmanı var oyunun. Oyun çıktıktan sonra yapıyorlar lansmanını. O birazcık üzücü ama yapacak bir şey yok. Evet, ilk boss'umuz arkadaşlar, ilk boss'umuzla etkileşime geçtik ve geliyor. Gel lan, seni az kesmedik beta'da, gel. Hop tak. Bak bu şey. Aha. Bu uzaktan atma olayı şeyde de güzel oldu ya. Boss fight'ta da hasar yemeden şey yapmamızı sağlıyor. Canımız böyle mor olduğu zaman zayıflamış oluyoruz. Hazır, ben buna direkt girebilirim ya. Hiç şey yapmaya gerek yok. Kayıtlamaya maytlamaya gerek yok. Ben bunu patır kütür öldürürüm. Gel buraya direkt. Gel buraya. Direkt bam güm gireceğim. Eritiyorum, eritiyorum direkt. Eritiyorum. Easy. Yat lan aşağı, yat. Böyle saplarlar. Uy, dagger geldi. Vuruş başına 19-29 hasar saniyesi. Yakındaki düşmana %3 hasar veriyor. Çekirdek yeteneklerinin de bilmem %2'sini arttırıyor. Güzel. 24, bu da güzel. 18 zırh, bu da çok güzel. Tamam. Bıçağımızı da upgrade'lemiş olduk. Devam. Bunlar tabi daha basic şeyler. Zamanla legendary'ler, mecindary'ler geldikçe fena biçar olacağız. Şimdi Twisting Blade'e mi vereceğiz peki şunu? Dönen bıçaklar geri dönerken %30 arttırılmış hasar. Yoksa Del artık yayılmış şekilde temel saldırının %35 kadarına eşit hasar veren 3 bıçak fırlatır. Bunu bu mu yapıyorduk, bunu mu yapıyorduk ya? Ona bir bakmak lazım. O zamana kadar biz şunu verelim. Normalde beta'da bu build'e bakmadan oynadım da bir bu build'e bakarız. Ablacım döndüm. Evelallah bütün dungeon'ı temizledim. The old ruins are clear. Your town should be safe now. Truly. Ha! By the light. Eyvallah ablam, eyvallah. Yapıyoruz bu sporu be. Para mı vereceksin? I'm so sorry. Oh lan. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, good company and stay for a pint. Oh lan. Wash out the taste. Paraları yok bu için. We'd be honored if you'd join us. Videoya like atmayı unutmayın. Tey. Kafa gitti. Kafası yeni geldi chat. Kafası yeni geldi. Zorluk 1 mi 2 mi 2? Zor. Oyuna geldik chat. Chat, büyük oyuna geldik. Büyük. Tuzağa düştük. Hem bizi dungeon'ı temizlettiler hem de tuzağa düştük. Koştu köpek. Şuş ayı. Kus. Sıç. Sıç.
Cesedimi gördüm ve nefret dolu sözcükler döküldü dudaklarımdan. Bir baba çocuğunu odun yığınında yaktı ve bir anne küllerinden yeni bir çağ yarattı. Çok vurucu bir şiirdi hocam. Zayıfın güçlendiğini gördüm. Bir kuzu sürüsünün kurtlarla ziyafet çektiğini. Kan yağdı çöl mücevherinin üzerine. Ve cehenneme giden yol tepe taklak oldu. Yükseldim. Gaza geldim. Pis gaza geldim. Bir ışık mızrağı geldi sonra. Nefretin kalbini delip geçen. İlmek ilmek! Ve o serbest kaldı, bağlı olduğu zincirlerden mi yazıyordu? Bir şey yazıyordu. Görmedim. Yükseldim. Oğlum mezbahaya getirdi lan bizi. Ana. Bak hele bak. Aha gül seriyor yollarımı. By mother's blood. By mother's body. So shall you witness her glory. Oha Lilith. Before you die. Lilith geliyor chat. Lilith geliyor. Not ready yet. Oho. Oho. Adamın beyni aktı moruk. Yusuf, Yusuf adamsın lan. They're coming. Kaç kaç kalk lan, kalk kalk. Kalk. Get up. Get up. Gebereceğiz hadi. Bunlara bir uçmadın mı bir anda? Uçmadın mı? Tek. Yatın oğlum aşağı. Artı 19, artı 17. Çok güzel, sağlam. Sağlam ilerliyoruz. Tak. Aa o teyze. Değil mi? That was all of them. Light willing. Işığın takdiri. Enektar. Sen kulübedeki deli adamsın. Madman. Those heretics drugged me after I returned from the ruins. Just like you. I came to my wits and escaped. Deli değilmiş. Inside the chapel, but it was locked and... Aha ne oldu lan? Allah seni kahretmesin. Sıçtı ortaya, sıçtı ya. Adama sıçacak dedim bu. Of blood. Kan yaprakları. They must have fed them to me. A blasphemous ritual. How did they learn this? Perhaps the answer lies in the chapel. They kept it locked. Şapelde cevabı bulabiliriz belki. The key might be on that woman who was leading them. Okay. Bir kahraman ödülü. Vane'nin cesedinden şapel anahtarını al diyor. Zaten az önce onu aldık ve şimdi de şapele doğru yolculuğumuz başlıyor olacak ve bunu da sevgili YouTube sizin için bir sonraki bölümlerde yapıyor olacağız. Dediğim gibi hikayenin geri kalan bölümlerini oynatma listelerine girdiğiniz zaman Diablo 4 olarak görürsünüz. Orada liste dışı olarak yayınlanacak. Sadece ilk bölümü videolar kısmında göreceksiniz. Diğer bütün bölümler oynatma listelerinde Diablo bölümünün altında tıkladığınız zaman bütün bölümler tık 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 sıralanıyor olacak. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Güzel bir serüvenle karşınızda olacağım. Öpüldünüz. Bye.